olur da Millet İttifakı kazanırsa. Nasıl bir görev dağılımı yaptınız? Siz ekonominin patronu siz oluyorsunuz değil mi? Biz doğru biliyoruz. Bunları hiç konuşmadık. Öyle mi? Hayır. Yani bu işte hangi parti neye bakacak, ne olacak, bunları hiç konuşmadık ama biz hani bakanlıklar paylaşıldı, isimler belli deniyor. Dedikodu. Hepsi dedikodu. Yani partiler arasında görüşülmüş hiçbir konu yok bugüne kadar. Biz sadece ortak yönetim modelinin nasıl olacağını anlattık. Yani sistem nasıl işleyecek? Onu anlattık. Onu açıkladık ortak cumhurbaşkanı adayımızla beraber. Ama isimlendirme hiç yapmadık. Tek yaptığımız isimlendirme ortak cumhurbaşkanı adayımız. Onun dışındaki isimlendirmelerin tamamı zaman içerisinde yapılacak. Ha seçimi bekleyelim, seçimden sonra yapalım anlamında da söylemiyorum bunu. Yani belki bazı kilit bürokrasi pozisyonlarının mümkünse eğer, yani seçimden önce çalışılması ve o kilit pozisyonlara gelebilecek arkadaşlarla ilgili kamuoyunun bilgilendirmesini ben faydalı bulurum. Hmm. Ki bu daha seçimden önce nasıl bir kadro yöneteceğini Türkiye'yi vatandaşlarımız görürse iyi olur diye düşünüyorum. Ama bu her zaman da kolay olmuyor. Çünkü hani 6 partinin bir müşterek yönetim sisteminden bahsediyoruz. Bir istişareyle yönetim sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla benim arzum mümkün olduğunca çok sayıda görevlendirmenin baştan açıklanması ve seçimden önce vatandaşlarımıza net öngörülebilir bir tabloyu sunmamız. Bu güveni artıracak. Şu kesin doğru değil o zaman. Yani tahminler yapılır tabii. Şimdi o masada Ali Babacan varsa Ali Babacan ekonominin başına geçer. Yani bu bir tahmin ama sürpriz de değil. Ama bunun şöyle ben tabii 11 yıl bu ülkeyi yöneten ekonomi ekibinin başında olduğum için yani o yakıştırılıyor olabilir dışarıdan ama bir bakanlar. Ama yok masada. Hayır hiçbir şekilde konuşmuyor. Yani, ama ben şunu söyleyeyim yani ben Dışişleri Bakanlığı'nda yaptım. Ben Avrupa Birliği baş müzakereciliği de yaptım. Yani 8 yıl Milli Güvenlik Kurulu üyesiydim. Dolayısıyla yani bunlar şöyle böyle olmuş. Bunlar çok da bugünün konusu değil. Ha seçime doğru giderken konuşulur mu, yapılır mı bakarız. Ama biz Deva Partisi olarak 20 tane bakanlık tanımladık bu 6 partinin mutabakatıyla. 20 bakanlık. Biz Deva Partisi olarak 20 bakanlığında ev ödevini hazırladık. Yani Sağlık Bakanı'nın ev ödevi hazır, Eğitim Bakanı'nın ev ödevi hazır, Milli Savunma Bakanı'nın ev ödevi hazır. Afet Yönetimi ve Şehircilik Bakanlığı olacak biliyorsunuz. Yeni bakanlık kuracağız. Şehircilik ve Afet Yönetimi Çevreyi Bakanlığı. Çevreyi başka bir bakanlık mı yapıyorsunuz? Çevre ayrı. Yani çevre ve su işleri diye ayrı bir bakanlık olacak. Çünkü çevreye özel eğilmek gerekiyor. Şehircilikle çevreyi birleştirdiğiniz zaman şehircilik çevreyi katlediyor. Yani aynı bakanlıkta birleşince şehircilik galip çıkıyor. Çünkü orada rant var. O rant çevreyi katlediyor. Sadece şehirciliğin yani şehircilik ve afet yönetimi ayrı bakanlık, çevre su işleri ayrı bakanlık olmak zorunda ki çevre bakanı sadece ve sadece doğa haklarını korumak ve bu doğa mirasını korumak, nesiller arası adaleti sağlamakla ilgili görevini yapsın. Bizim amacımız bu. Ev ödevleri var dediniz ya. Evet. Ekonomiden sorumlu mesela oldu, seçildiniz, ekonomi size bağlandı. Hepimizin tahmin ettiği gibi. İlk ne yapacaksınız? Şimdi yapılacak en önemli konu sadece ekonomide değil, her alanda kurumları bir an önce ayağa kaldırmak gerekiyor. Çünkü devlet kurumları maalesef çok zayıflatıldı. Devlet kurumları artık fonksiyonlarını icra edemez hale geldi. Son depremde de gördük işte. AFAD yok. Kızılay depremin ilk günü çadırını tutuyor, başkalarına satıyor falan filan. Yani şimdi devlet kurumu diye bir şey maalesef kalmadı demeye dilim varmıyor. Çünkü çok önemlidir devlet kurumları ama çok çok zayıflatıldı. Dolayısıyla bir an önce bu kurumların ayağa kaldırılması gerekiyor. Kurumların ayağa kalkması da bir aydır maksimum, bir ay. Çünkü kurumun ayağa kaldırılması nedir? Kurumun iç organizasyon yapısıyla ilgili değişiklikler gerekebilir. Atamalar çok önemlidir, üst düzey görevlendirmeler çok önemlidir. Ve kurumlar arası ilişki ağında yeniden tanımlamanız çok önemlidir. Kaldı ki biz burada 6 partinin mutabakatıyla hükümetin mimarisini, organizasyon şemasını belirledik. Bakanlıkların isimlerini kadar biraz bahseder, her şeyi belirledik yani. Burada 20 tane bakanlık söz konusu. Şu anda olmayan hangi bakanlık var mesela? Afet Bakanlığı dediniz. Şimdi bazıları birleştirdi, bazıları ayrıldı. Mesela Hazine Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nı biz ayırıyoruz burada. Hmm. Yani şu anda tek bakanlık ya, bunu ayırıyoruz. Mesela şehircilikle çevreyi ayırıyoruz. Şehircinin yanına afet yönetimini ekliyoruz. Ama sağlık yine müstakil bir bakanlık. Milli Eğitim Bakanlığı mesela yine müstakil bak. Kültür ve turizm bir arada. Hmm. Bir arada. Çünkü kültür varlığı turizm açısından çok kıymetli. Dolayısıyla şu da tartışıldı aslında. Yani turizmde ekonomik hacim çok büyük. Dolayısıyla tek bakanlık olursa ilgi ister istemez turizme kayıyor. Kültürle bakan ilgilenmiyor ama şunu yaptık. İki müsteşarlık oluşturuyoruz.
Yani kültür müsteşarlığı ve turizm müsteşarlığı. Bakan yardımcılığı iptal değil mi? Bakan yardımcılığını kaldırıyoruz. Yok. Çünkü bakan yardımcıları yani konuyla çoğu zaman alakası insanları Sayın Erdoğan bir imzayla bakan yardımcısı olarak görevlendiriyor. Bakanın bazen haberi bile olmuyor. Bakan bir bakıyor, aa resmi gazete benim bir tane yardımcı olmuş diyor. Hayırlı olsun yanına. Ondan sonra bakanla ilişkisi dikiş tutmuyor çünkü o da Cumhurbaşkanı'na bağlı, bu da Cumhurbaşkanı'na bağlı. Yani karma karışık, Arap saçına çevirdiler sistemi yani. Onun için sistemi gerçekten Cumhuriyetimizin yeni yüzyılına yakışır, Türkiye'nin yeni yüzyılına yakışır, sapasağlam bir devlet organizasyon şemasıyla inşallah taçlandıracağız. Bu da değil, en önemlisi de güçlenmiş parlamenter sisteme geçmeyi hedefliyoruz. Yani güçler ayrımının olduğu, denge kontrol sisteminin olduğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sistemin merkezinde olduğu, 600 milletvekiliyle ve pek çok komisyonuyla istişarenin de kalbinin attığı bir yer olmasını istiyoruz. Yargının bağımsız ve güçlü olmasını istiyoruz. Siyasi etkiden arındırılmış bir şekilde yargının çalışmasını istiyoruz. Bakın bizim buradaki yargı reformu çalışmamız Deva Partisi'nin 198 madde. Buna internetten ulaşabiliyorlar değil mi insanlar? Tabii ki tabii ki. Devahazır.com oradan ulaşılıyor. Buna da ortak politikalar metni dediğinizde zaten Google'larınızda bir sürü her partinin web sitesi var. Ortak bir de bizim Millet İttifakı.biz diye ayrı bir domainimiz var. Ortak bir domain partilerin. Bunların hepsi internette var. Ve A'dan Z'ye her şey düşünülmüş durumda. Her şey takmaya bağlanmış durumda. Ve tekrar ediyorum. Cumhuriyetimizin tarihinde böylesine hazır bir parti olmadı. Böylesine hazır bir ittifak olmadı bugüne kadar. Avrupa'da bile örneği çok azdır. Yani Almanya'da, Hollanda'da, diğer ülkelerde bakın seçimden önce bir araya gelip bu kadar hazırlık yapan örnek Avrupa'da dahi çok çok azdır. Avrupa'da ayrı ayrı partiler girip koalisyon oluştururken bir koalisyon protokolü oluşturur ama her parti ayrı ayrı iddialarla seçime giderken seçimden sonra o iddialar tekrar uzlaşılmaya çalışılır. Halbuki biz şu anda ne yapıyoruz? Seçimden önce 6 parti her şeyde mutabık kalıyoruz ki seçimden sonra bir ihtilaf alanı kalmasın. Oo, deva geliyor.